Fokus'a devam ediyoruz efendim bu kez. Evet, piyasalarda, küresel piyasalarda yön bulmakta zorlanıyor dedik. Elbette ana konu ABD'den açıklanacak olan enflasyon verisi yarına çevrilmiş bulunmakta odak noktası. Ama bir diğer tarafta ise içeride de yine yön bulmakta zorlanan bir Borsa İstanbul performansını görüyoruz. Peki rakamlar neye işaret ediyor haftanın ikinci işlem gününde? Evet, Borsa İstanbul'da satış baskısının devam ettiğini takip ediyoruz. 0.14'lük bir geri çekilmeye işaret ediyor. 9.813 puandan ise işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 33.56-72 seviyesi yakından takibimizde olurken 36.72 seviyesinde ise Euro TL'de işlemden geçiyor. Euro dolar paritesine bakıyoruz, an itibariyle 0.09 seviyesinin korunduğunu takip ediyoruz. Küresel piyasalarda bir diğer tarafta ise hem emtia hem de petrol tarafını yakından takip etmeye devam ediyoruz ki altın fiyatları yatırımcıların Orta Doğu'daki gerginliklerdeki potansiyel artışına ağırlık vermesiyle birlikte rekor seviyeye yakın yatay seyrediyordu. An itibariyle ise spot tarafta 2461 dolar seviyesinden işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Gram altın tarafında ise 2500 liranın üzerindeki seyir korunmakla birlikte 2658 lira seviyesinden fiyatlandığını görüyoruz. Bitcoin tarafında geçtiğimiz hafta sert satışları yaşamıştı. Çifthanelerdeki satışlar dikkat çekmeye devam ediyordu. An itibariyle ise Bitcoin tarafında 60 bin dolar sınırını hemen kenarında sınırında fiyatlanırken 59 bin dolar seviyesi yakından takip ediliyor. Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde ise özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler burayı da yakından takip ettiriyordu. Bunun yanı sıra özellikle buradaki hem yarın ABD enflasyonundan gelecek veri hem de bunun yanı sıra jeopolitik gelişmelerin evrileceği nokta İran misillemesi. Tüm bu detaylar Brent petrolde 80 doların üzerindeki seyri korutuyor ve korunduruyor. Ve bununla birlikte ABD tipi ham petrolde ise yine düşüşler ve 80 doların seyrinin üzerinde 80 dolar bandının sınırında fiyatlandığını da takip ediyoruz diyelim. Evet, tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz ve Albatros Yatırım Grup Stratejisti Volkan Dükkancık bizlerle birlikte. Volkan, iyi seanslar diliyorum. Piyasalarda yön bulmakta zorlanıyor şeklinde bir manşet öne çıkıyor. Hem içerisi hem dışarısı derken aslında içeride de fiyatlamaların negatif bir fiyatlama olduğunu beraberinde getirdiğini görüyoruz. Neler beklenebilir bugünden? Tabii açıkçası ya zor bir haftayı geride bıraktık. Yeni haftada çok kolay başlamadı. Ama aslında küresel çapta yaşadık zorluğu. Tetikleyicisi orasıydı. Ama dönüp baktığımızda Japonya'dan Amerika'ya kadar yayılan tüm kıta coğrafyasında borsalar neredeyse o kara pazartesi öncesindeki seviyelerine yaklaştılar. Ama biz neredeyse gördüğümüz en dipteyiz. Dolayısıyla aslında bizim burada hikayemiz biraz daha farklı gelişiyor. Bunu görmek, bunu kabul etmek lazım ki ona göre pozisyon ayarlaması yapılabilsin. Geçen hafta gördüğümüz en düşük yer 9.700 seviyeleri. Bunun üzerinde bir tutunma ve taban oluşturma çabası izliyoruz şu an borsa tarafında. Yukarı hareketlerin de 10.200'e sınırlı kaldığı bir denklemdeyiz. Yani 9.700-10.200 bandı. Şu an bizim o yaşanan sert satış dalgası sonrasında dengelenmeye çalıştığımız, o toz bulutun dağılmasını beklediğimiz seviye olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu da not etmekte fayda var. Biz Ocak ayından gelen trendimizi kaybettik. Artık şu an bir yükseliş trendinde değiliz. Bir konsolidasyon evresindeyiz. Bu konsolidasyon ne kadar sürecek bunu takip ediyor olacağız. Benim açıkçası endeks için kurduğum strateji şu şekilde. 9.700-10.200 bandı bekle ve gör. Mümkünse çok hareket etme. Bu toz dumanın dağılmasını bekle. 9.700'ün altına sarkıyorsak da 9.300-9.700 bölgesini kademeli mal toplama bölgesi olarak dikkate alıyor olacağım. Peki iş bitti, biz bu konsolidasyondan çıktık, tekrar yukarı trende dönüyoruz diyeceğimiz seviyede 10.200'lerin üstü olacak. Dolayısıyla şu an bekle gör modunda bence yatırımcı kalmaya devam etmeli. 10.200'ü yukarı yönde kırdıracak bir temel hikaye bulmakta kısa vadede zorlanabiliriz. Çünkü bilançolar oldukça hasarlı gelmeye devam ediyor. Tipik bir yavaşlayan büyüme, yüksek faiz sarmalının bilançolarda yarattığı etki ve bilançolarda, karlarda yaşanan bu düşüşün borsa fiyatlamalarına yansıdığı bir ortamdayız. Bunun bu süreci ben 1-2 ay daha benzer görüntüde ve aşağı yukarı benzer seviyelerde yaşamaya devam edeceğimiz kanaatindeyim.
Volkan çok teşekkür ediyorum. Detaylı için aktardıkların için diyoruz sana ve Albatros ailesine ise güzel bir seans günü diliyoruz bizler de. Evet, konut satışları verisi önemliydi. Temmuz'a yine ilişkin bir yükseliş performansı kaydetti ama ipotek konut satışlarında ise %20'lik bir düşüş işaret etti. Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizlerle birlikte. Makbule Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, şimdi konut satışlarında Temmuz ayına ilişkin bir yükseliş söz konusu. %16'lık bir artış var ama ipotekli'de ise %20'lik bir azalış performansı var. Şimdi bu yükselişi neye bağlayabiliriz? Bu kredi koşullarının etkilediği alanları görüyoruz. %20'lik bir düşüşe sebep oluyor ama Temmuz ayındaki artışın sebebi nedir? Nasıl gözlemliyorsunuz? Yani bence artık konut fiyatlarının artmıyor olması, enflasyonun çok yüksek oluyor olması almak için doğru döneme işaret ediyor. Bu aslında Mart ayından itibaren böyleydi Pelin Hanım. Hani Mart ayından itibaren baktığınızda günlük satış adetlerinde performans Nisan haricinde yükselen bir performansa sahipti. Dolayısıyla bence bu dönem birazcık daha alma dönemi olarak değerlendiriliyor. Bunun sebebi de hani konut fiyatları en azından istenen fiyatları anlamında artmıyor. Artış hızı hız kesti. %45'lere geldi. Reelde de negatif tarafta. Dolayısıyla bence en önemli sebebi bu. İkincisi Ocak-Şubat aylarında işte mevduat faizinin getirisinin çok yüksek olduğuna ikna olan bir süreç vardı. Ama bence bu Şubat ayından sonra enflasyon ve mevduat faizi kıyaslandığında hani mevduat faizinde durmanın hani ne kadar efektif olduğu, bunlar gayrimenkul özellikle bence bu dönemde oturma amaçlı gayrimenkul alımları daha yoğun oluyor. Bence böyle bir sürecin sonunda 127 binlere geldi rakam. Peki yani mevduatla kıyaslandığı noktada o halde getir bağlamında kıyaslandığı noktada da şu an alım için uygun bir zamanlama olduğunu mu düşünüyorsunuz sizler? Yani fiyatların artmıyor olması dolayısıyla sizin iskonto etme ve pazarlık etme şansınızın yüksek olduğu bir dönem. Bir, konut fiyatları artmıyor. İki, paranızı mevduat faizine koyup değerlendirdiğinizi düşünüyorsunuz ama enflasyon rakamının yüksek oluyor olması hani bu paranın yine de aslında çok değerlenmediği sonucuna götürebilir kişileri. Dolayısıyla konut fiyatları artmıyor. Siz de oturmak için konut almak istiyorsunuz. Bu dönem çok cazip bir dönem oluyor. Çünkü istenen rakamlardan gerçekleşen rakam kıyaslamalarını yapabiliyoruz değerleme raporlarında. Oradaki iskonto oranları yükseldi. Hani eskiden %10-15 pazarlıklar payı derdik. Şimdi %25'e kadar iskontolu rakamlarla gerçekleşen satış işlemleriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ben bunun yansıması olduğunu düşünüyorum ki 127 binler hani gerçekten de ülke performansı olarak geçmiş veri setine baktığımızda iyi bir oran. Evet. Peki şimdi ipotekli konut satışlarına da biraz geçmek istiyorum. İpotekli konut satışlarında da 11.496 olarak gerçekleşiyor ama hakikaten oransal bazda baktığımız zaman yine burada %9'luk bir azalışa işaret ediyor. İpotekli satışların, pardon, konut toplam konut satışları içerisindeki payı %9'luk bir paya işaret ediyor. Tüm bu detaylarla birlikte Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli satışlarda da %53'lük bir azalış var. Şimdi burada bir toparlama bekler miyiz yılın son çeyreğiyle ilişkin? Hakikaten buradaki beklenti neye işaret ediyor? Bugün kıyasladığınızda yatırımcı davranışı açısından da. Bu trend bence yıl sonuna kadar benzer şekilde gidecektir Pelin Hanım. Çünkü kredi kısıtlarında herhangi bir esneme yok. Piyasada alışmış hani buna. Çünkü ilk 7 aylık veriye baktığımızda geçen yıl 675 binler seviyesindeydi toplam konut satışı. Şu anda 672 bin. Ki 2023'ün ilk 6-7 ayında da kredi erişim imkanları daha gevşek ve esnekti. Dolayısıyla iki veriye kıyasladığınızda demek ki piyasa nakitte olsa ben bunu alıyorum demiş. Veriler bunu söylüyor. Kredili alımlarda herhangi bir iyileşmeyi ben öngörmüyorum. Bu şekilde devam edecektir yıl sonuna kadar. Peki yabancı en çok tartışılan noktalardan bir tanesi de bu. Buna dair de yine rakamlara değinmek istiyorum. Yabancılara Temmuz ayında 2350 konut satışı gerçekleştiriliyor. Ve Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1'lik bir azalışa işaret ediyor. Bu tarafı nasıl gözlemliyorsunuz Makbule Yönel Maya? Yabancı satışları da artık 2018 öncesine dönmüş durumda. Yani 2018 öncesi ne demek? Vatandaşlıkla ilgili yeni modelin ve işte yeni kuralların oluştu. İşte 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildiği dönemdi.
Dolayısıyla artık hani burada bir yabancıların yoğun alımından bahsetmek mümkün değil. Bu trend de bence yıl sonuna kadar benzer şekilde devam edecektir. Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ile birlikte konut satışları verisini karşıladık ve detaylarını kendisiyle konuştuk. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından özellikle ödemeler dengesi bir soğumaya mı işaret ediyor? Bir stagflasyondan bahsedebilir miyiz? Tüm bu detayları kendisiyle konuşacağız. Gülay Arif Yıldırım bizlerle olacak. Fokus'a devam ediyoruz efendim. Evet, Borsa İstanbul tarafında haftanın ikinci işlem gününde 0.37'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Küresel piyasalarda da aslında veri öncesinde, enflasyon verisi öncesinde bir negatif fiyatlamayı beraberinde getirmişti. Daha denge bulma çabası ve yön bulmakta zorlanan bir görüntü vardı. Her ne kadar vadeler tarafında pozitife işaret etse de diyelim ama içeride ise negatif bir fiyatlama bugünün özelinde öne çıkıyor. Bankalar tarafında negatif bir fiyatlamadan pozitife geçmiş bir görüntü. Sanayi tarafında ise sınırlı da olsa satış baskısıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz ama bunun yanı sıra ulaştırma tarafındaki satışlar daha derin olarak öne çıkıyor. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bugünün önemli bir verisi vardı. Cari dengeyi konuşmaya devam ediyoruz. Ödemeler dengesi verisi. Detayları kendisiyle değerlendirelim. Doktor Gülay Arif Yıldırım bizlerle birlikte. Gülay Arif Yıldırım, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk benim. Evet, şimdi özellikle cari denge verisini aldık, karşıladığımız süreç içerisinde hemen şunu sormadan yapamayacağım. Çünkü hakikaten baktığımız zaman cari denge verisinde 8 ay sonra bir fazlaya işaret etti. Elbette mevsimin etkisini değerlendiriyoruz burada ama beklentinin üzerinde de bir fazla verdi. Yani Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi $250 milyon cari fazla vermesi yönündeydi. Bugün verilen fazla $407 milyon'luk bir fazla, neredeyse yarı yarıya. Dolayısıyla bu soğumanın bir işareti mi? Manşeti nasıl değerlendiriyorsun? At kırılımlarında neye dikkat ettin? Ben bir soğuma işareti olarak görmüyorum. Biraz turizm gelirleri ya da alt kalemler var. Çok iyi tahmin edilemeyen navlun kalemleri mesela, ithalat ve ihracatın alt kalemleri, oradan bazen sapmalar oluyor. Zaten minik bir sapma. Genel, yani zaten dış ticaret, öncü dış ticaret verilerinden gelen dış ticaret verilerinden de bu cari açık rakamını hesaplayabiliyoruz. O bakımdan hani geçen sene de Haziran ayında bir artıdaydık. Biraz dediğim gibi, yani orada mevsimsellik bayram dönemine rast geldi hatırlarsın. O yüzden orada bir şey var. Çok, yani Haziran verisi bizim açımızdan çok gösterge bir veri bu sene olmadı. Hı hı. Ama genel olarak baktığımızda hani 12 aylık trend anlamında baktığımızda $30 milyar yakın, belki onu ifade etmek daha doğru, ay ay. Çünkü çok kaymalar olabiliyor. Senin de ifade ettiğin gibi hani tam göstermeyebiliyor aylık gelişmeler, ama yıllık 12 aylık taraftan baktığımızda hani 55 milyarlardan işte 24. Şimdi $25 milyar civarına gelen 12 aylık bir gerileme var. Daha ziyadesiyle hani evet, bir ithalatta bir gerilemeyle beraber geldi. Maalesef ihracattan çok fazla katkı göremiyoruz bu cari açık tarafındaki daralmaya. Daha ziyadesiyle ithalattan bir daralma üzerinden geliyor. O da aslında, belki onu da konuşuruz. Hani sanayi üretim verileri de geldi. Onlar da ciddi bir gerileme gördük. İthalat tarafında üretim kaynaklı bir başlama var. Tüketimden daha ziyade üretim, ara mallar, ham madde, bunlar kaynaklı. Oradaki emtia fiyatları da tabii daha ılımlı gidiyor. Onlar kaynaklı evet ithalatta bir gerileme var, ama esas biz belki de hani ihracat artışıyla keşke gerileme olsa diye konuşma noktasındayız. Onu ne yazık ki gözlemleyemiyoruz ilk 6 ay rakamlarına baktığımızda. Peki ihracat tarafında aslında buradaki artış neye bağlı? Şimdi hep sürekli en son konuştuğumuz ve tartışılan kredi kanallarının
kanallarının kapalı olması demeyeyim de kredi kanalları sıkılaştırılma hikayesiyle birlikte, para politikasının etkileriyle birlikte belki de en çok sesi çıkartan taraf ihracat tarafı oluyor. Dolayısıyla bugün gelen rakamlarda bunu görüyoruz. Bu sadece kurla çözülecek bir iş mi Gül Elif Yıldırım? Bunu etkileyen sebep nedir bu bağlamda? Çünkü biz cari açık verdiğimiz dönemde evet ihracattaki tarafın yükselişini gördük ama bir o kadar ithalat patlamasını da yaşıyorduk. Yani dolayısıyla ne dersin buradaki en önemli unsur ne olur ihracat açısından? En önemli unsur Avrupa büyümesi. Yani bizim ticaret partnerlerimizdeki büyüme. Hı-hı. Bunu Sayın Ticaret Bakanımız da, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız, Sayın Şimşek de bunu çeşitli vesilelerle ifade ediyor. Yani bizim ihracatımız, döviz kazandırıcı en önemli kalemimiz. Bu tarafta biraz daha fazla ekonomik büyüme, özellikle en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa'ya yaptığımız o bölgenin, işte mesela bugün de Avrupa'nın, özellikle Almanya'nın büyümesinin aşağı yönü revize edildiğine yönelik bir haber vardı. Yani Avrupa'da hepimizin bildiği gibi, hep konuşulduğu gibi işler maalesef iyi gitmiyor. Hatta Avrupa Merkez Bankası'nın tekrardan bir faiz indirim süreci yeniden tartışılmaya başladı. Hem sayı anlamında hem de yoğunluk anlamında. O bakımdan Avrupa'daki işler iyi gitmediği için maalesef o bizim tabii turizmimizi de etkiliyor. Bütün kalemleri, yani mal ve hizmet ihracatını etkileyen bir noktadayız. O anlamda daha reel, daha belki de gerçek değerler üzerinden. Çünkü finansal rakamlar, yani döviz kuru, evet bir noktaya kadar zaten yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Bir noktaya kadar etkili, bir noktaya kadar anlamlı. Ama burada özellikle altını çizmek gerekir ki bir noktaya kadar. Ondan sonrası, yani işin, pastanın büyük bir kısmı ticaret partnerlerinizin büyümesi işine kalıyor. Orada maalesef son dönem, son 2-3 yıldır bize Avrupa yeterince destek olmuyor. Aslında bizim ihracatçılarımız çok fazla efor sarf ediyorlar. Yani dünyanın her yerine gitmeye çalışıyorlar ama biraz da işte evet, orada verimlilik olsun, işte katma değerli ürün olsun. Bunlar zaten hep tartışılan konular olduğu için, ihracatın genel sıkıntılarına neler olduğu. Tekrar hani burada anmaya gerek var mı? Kredi sıkışması dersen, onu tüm ülkede zaten demin de söylediğim gibi en son sanayi üretim verisinde de gördük. Orada ciddi bir sıkışma var, bir üretim yavaşlaması var ama senin evet, daha önce PPK yayınında da bunu konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Hani bu dezenflasyon sürecinde sonuçta bu süreçten geçmek gerekiyor. Başka türlü de çok mümkünatı olmuyor. Yani ekonominin bir soğuması, bir orada bir yavaşlama görmek gerekiyor ki bunu yine şeylerle bağlayacağım. Hani bu da aslında konuşmalara yapılan, genel halka yapılan konuşmalara evet, baktığımızda bunun da zaten kabullenildiğini, hani bir yavaşlama sürecine gireceğini ekonominin en yetkili ağızlardan bunu da duyuyoruz. Çünkü stagflasyondan bahsedebilir miyiz Güle Elif Yıldırım? Yani sanayi üretim verisi, istihdam verisi bunun öncü göstergeleri olmaya devam ederken kredi kanallarının, yani kredi koşullarının sıkılaştırılması, işte ama bir tarafta da fiyat istikrarının hep altını çizen ekonomi yönetimi, fiyat istikrarı ile birlikte gidilecek yolun sonunda bir sürdürülebilir büyümenin olabileceği yönündeki beklentilerini aktarması ve bu süreçte üst üste aldığımız dün önemli bir veri vardı. 0.7'lik Haziran ayında geriden gelmesine rağmen soğumayı işaret eden bir istihdam, işsizlik verisi vardı. Dolayısıyla bir stagflasyondan bahsedebilir miyiz? Yani stag, yani böyle sert, işte hani bizi çok düşünmeye sevk edecek bir stagflasyon dönemi geçireceğini ben düşünmüyorum ekonomimizin. Yani daha yumuşak, daha hani çabuk, çünkü biz çok bunu kaldırabilecek bir sabırda değiliz. Aslında onu söylemek istiyordum. Yani bir resesyon, bir yavaşlama, belki bir daralma döneminden geçmesi gerekiyor ekonominin. Ama hani baktığımızda ona çok şey yapabilecek, dayanabilecek bir, ben açıkçası sabır görmüyorum. Hani enflasyonla yavaşlamanın birleşimi anlamında da düşündüğümüzde, hani bunun kısa süreyle bir süreç olarak buna sabır gösterileceğini, çok da fazla istenmeyeceğini açıkça düşünüyorum.
Ama başka türlü de yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Evet, enflasyon içinde bir durgunluk demek istiyoruz. Enflasyon içerisinde bir durgunluk öyle görünüyor. Öyle bir noktaya gidiyor görünüyor ama dediğim gibi yani bu yeni bir haber değil. Çünkü enflasyonun şu an baz etkisi nedeniyle bir düşüş süreci yaşıyoruz enflasyonda. Hani aylık enflasyon yaratma ekonomi yine devam ediyor. Orada bir şey yok. Sadece aylık olarak fiyatların artış hızı yavaşlıyor. Yıllık da baz etkisiyle yavaşlıyor. O yüzden hani enflasyonu çözmüş ya da enflasyon rafa kaldırmış bir noktada değiliz. Enflasyon 2026 OVP'de de baktığımız, gördüğümüz üzere yetkili ağızların bize paylaştıkları projeksiyonlar anlamında biz 2026-2027'ye kadar zaten hedef enflasyonuna ancak gelebileceğiz. O yüzden bu dönemlerde enflasyon bizim derdimiz, masadaki en önemli konu olmaya açıkçası devam edecek. Evet. Sonuçta başka bir şey de olmadığı için bilinen başka bir yöntem de soğutmak dışında. Evet, bu dönem belli bir süre bu şekilde geçecek ama enflasyon da hayatımızda olacak ne yazık ki. Peki. Burada belki şunu konuşmak lazım. Ne kadar olacak bu enflasyon? Ne kadar sabredilecek? Hani bir yere kadar getirilip ondan sonra işte senin de ifade ettiğin bu stagflasyon korkuları bu yoldan tamam bu kadar yeter artık, evet, ya faiz indirimlerine başlayalım noktasına mı getirecek? O zaman belki stagflasyon bile iyi bir senaryo olarak kalır mı? Bunlar biraz hani daha derin ve daha üzerinde konuşulması gereken konular diye düşünüyorum. Peki şimdi hep böyle madem bu durgunluk vesaire hikayelerini konuşuyoruz ya, işte orada faiz indiriminin ne zaman devreye girebileceği yönündeki beklentiler. Elbette dönüp dolaşıyoruz çıktı açının negatife dönme hikayesi. Şimdi çıktı açının negatife dönmesi enflasyon raporu toplantısında Ağustos ayına işaret edildiğini gördük geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla bugün gelinen noktada çıktı açının negatife dönme hikayesini sen Ağustos'u ötelemiş gibi duruyor musun? Eğer çıktı açı negatife dönmediği noktada biz halen daha faiz indirimini masada tutma gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Ne kadar efektif olur öyle bir durumda da işte? Zaten bu Pelin sorduğun soru gerçekten belki de ekonominin 1 milyon dolarlık sorusu şu an için. Onu ifade etmeye çalışıyorum zaten. Yani hani çıktı açığı meselesi, ekonomideki yavaşlama, o büyümedeki, ekonomideki soğuma karşısında enflasyon aslında baz etkisine gidiyor baktığımız zaman. Yani hani bir son 1-2 aydır hep bir tek seferlik işte etkilerle yükselen aylık bazda ama işte 1,5 patikasına 2 patikasına gelecek denilen bir enflasyon var. Şu an eldeki görüntü baz etkisiyle yavaşlayan bir enflasyon. Bunun karşısında evet ekonomide bir soğuma var ama işte bunu söylemek istiyorum. Yani o şey optimal hangi ay? Acaba piyasanın öngördüğü ay ve ekonomi yönetiminin öngördüğü zaman birbirine üst üste geliyor mu? Yoksa hani orada bir daha erken mi davranılacak? Evet, ekonomi yavaşlıyor. Bizim bence ekonomi yönetiminin öngördüğü şekilde gidiyor ve bence hatta daha yavaş gidiyor. Çıktı açığını görme dönemini. Senin de ifade ettiğin gibi sanki orada bir ertele, yani bir yavaşlama var. Hani daha sonra belki son çeyreğe kalan bir görüntü var. O yüzden de zaten her raporunda, her ifadesinde, son enflasyon raporunda biraz daha ılımlı konuştu Sayın Başkan ama genel olarak hani şeyin daha henüz istedikleri noktada olmadığına yönelikti. Belki de hani bir revize olmadığı için enflasyon manşette o bakımdan daha ılımlı konuştu diye düşünüyorum başkanın. Hani çünkü çok böyle hep benim de söylediğim gibi bu kadar yükselmiş bir enflasyon karşısında öngörmeyi, yani görmeyi düşündüğümüz bir yavaşlamayı ekonomide halen henüz göremiyoruz. Bu anlamda da oradaki çıktı açığındaki gerçekleşmeler sanki biraz ertelenmiş gibi görünüyor. Evet, senin soruna geliyorum. Bunun karşılığında acaba hani tamam enflasyon istediğimiz noktaya geldi, ne zaman denecek? Bunun zamanı bence aylık birleri, bir buçukları ard arda belki 3-4 ay gördüğümüz dönem olacaktır diye düşünüyorum. Ve özellikle de ana trendi takip edebileceğimiz göstergeler üzerinden de bunu görmemiz gerekiyor. Hani burada bir ciddi bir ikna sürecinin açıkçası olması gerektiğini düşünüyorum Pelin. Çünkü
bugüne kadar önemli bir şey çektik. Yani baktığımızda ciddi bir sıkılaşma finansal koşullar tarafında gördük. Hani bugüne kadar yapılan bu çabaların, harcanan bu çabaların karşılığında eğer faizlerde bir indirim süreci başlayacaksa bunun kamuoyuna çok iyi komünike edilmesini düşünüyorum. Hem iç hem de dış yatırımcılarla bu sürecin çok iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim maalesef elimizde şöyle bir şey var. Şimdi Merkez Bankamızın yeni açıkladığı bu sektörel enflasyon beklentileri var. Ve çok ciddi ayrışmalar var enflasyon beklentileri arasında. Enflasyon raporunun hatta soru cevap kısmındaydı yanlış hatırlamıyorsam ona dahi hani giren, evet, tartışıldığı çok ciddi toplumda bir farklılaşma var. Yani piyasa profesyonelleri tamamen farklı düşünüyor. Hane halkı tamamen farklı düşünüyor. O anlamda hani burada bu faiz indirim süreci başlayacaksa bir noktada bunun çok iyi anlatılması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Bunu ifade etmem lazım ve her fırsatta da söylediğim gibi OVP'de çeyreksel belki bazı hedeflerin OVP bazında hani aynen bir IMF raporunda olduğu gibi çeyreksel bazda hedeflerin konulması ama her şey için sadece enflasyon için değil maliye tarafı için de aynı şekilde çeyreksel hedefler konup bunların ulaşılmaya çalışılması yani daha ciddi bir şeffaflık olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence 2025 yılı başta enflasyon olmak üzere diğer göstergeler anlamında bizi zorlayan bir yıl olacak gibi geliyor bana. %14'ün üst bandı %21'e yaklaşabileceğimizi düşünmüyor musun bile Elif Yıldırım? Yani %14 çok tartışıldı ya işte ondan dolayı diyorum. Yani o zaman evet, büyümeden evet, çok sert bir şekilde feragat edilmesi gerekiyor. Madem böyle bir süreç yaşanacak 2025'e dair de %14'lük bir hedef var ama o %14 olarak onu okumamak gerekiyor. Onun üst sınırı %21. O 21'e işaret eden de bir Merkez Bankası'nın o üst tahmin patikasındaki 21'lik hedef ne kadar tutturulabilir? İşte o 21'liğin tutması için de neyden feragat etmek gerekiyor? Yani burada bir parça işte istihdam piyasası, bir parça belki büyümenin diğer kompozisyonları işte kamu harcamaları ya da bunun yanı sıra yatırımlar tarafını yaparsak burada enflasyonist bir baskı mı yaratır yoksa hakikaten bunu biraz daha arz tarafını arttırıcı bir unsur olarak mı görmeliyiz? Ne dersin %21 hedef hakkında? Evet 14, bunu enflasyon raporu zamanında da konuşmuştuk. 14. Sanki böyle bir yıl atlanmış gibi geliyor. Yani hani 38, 40 artık 42 neyse yıl sonu 2024 ama sonrasında 14 gerçekten çok iddialı bir hedef gibi görünüyor şu an için. Onu ifade etmek istiyorum aslında. Hani söylemek istediğim şey o. OVP öyle bir OVP Eylül-Ekim ayında açıklanması gerekiyor ki hani halen çünkü deprem harcamaları devam ediyor. Hani halen bütçede her ne kadar istense de zorunlu harcamalar olduğu için bu harcamalar halen enflasyona tam anlamıyla yardım edebilen bir maliye politikası olmadığından dolayı yani OVP'nin bu sene özelinde belki bu hedeflere nasıl ulaşılacağını çok ayrıntılı bir şekilde hani o alıştığımız format dışında başka belki bir formatta çeyreksel olarak onu söylemek istedim zaten. Bir bant içerisinde açıklanıp hani üst bant şudur, alt bant şudur. Aynı IMF programlarında olduğu gibi bu şekilde hem yerli hem de yabancı yatırımcıya bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Çünkü aynen senin ifade ettiğin gibi piyasanın da söylediği şekilde 14 yani 38'den ya da 40'tan 14'e gelmek bir de baz etkisi de olmayacak. Yani onu da söylemek gerekiyor. En azından bu seneki kadar yüksek bir yani 2023'ten gelen bir baz etkisi gibi bir şey olmayacak elimizde. O anlamda hani biz 2025'te aslında gerçi reel rakamlarla biraz öyle söyleyeyim karşı karşıya matematiğin çok fazla yardım etmeyeceği bir yıl olacak. Burada çok açıklayıcı böyle neredeyse ay ay nereye doğru gideceğimizin gösterildiği bir program olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa hani belki üst band 21 hani onun bile belki 25 olabilecek hani belki 30 bir geçiş yılı gibi olabilecek bir yılla
karşı karşıya kalabiliriz. Yani 14 yerine ya da işte üst bant 21 yerine. O bakımdan belki evet bu rapor değil de şeyin revizesi, 2025'in revizesi ya da işte revize yapmaktan da imtina ediyorlar. Çünkü hani biz buna ulaşacağız, bu anlamda kararlıyızın da bir göstergesi olduğu için. Ama demin de ifade ettiğim gibi, eğer ciddi bir büyümede ciddi bir yavaşlama öngörülmüyorsa, bu 14'ün ya da dediğim gibi üst band 21'in dahi çok net bir şekilde anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum 2025 özelinde tüm yatırımcılara. Peki, çok teşekkür ediyorum Doktor Güley Elif Yıldırım aktardıkların için, detaylar için. Güzel de bir gün diliyoruz sana. Evet, sıkılaştırıcı adımların devam etmesiyle birlikte elbette Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalar neye işaret edecek? İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, BIST 100 ve ekonomideki son gelişmeleri yorumladı ki, Deriner, Türkiye'de bir durgunluğun içinde olduğumuz çok net. Bu ortam borsa için iyimserlik yaratacak bir ortam değildir dedi. Haberimizle birlikte veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Tabii şöyle, hani son dönem gelen datalar, Merkez Bankası'nın yapmak istedikleri, gördüklerimiz, yani Türkiye'de gerçekten böyle bir durgunluğun içinde olduğumuz çok net. Büyümenin çok yavaşladığı bir ortam. Yani hep söylüyorduk zaten, hani bu ortam esasında çok borsa için iyimser bir ortam yaratacak bir esasında bir ortam değil. Bir de buna yurt dışı katıldı. İşte yurt dışı ile beraber jeopolitik risklerin artması. Bütün bunları bir araya koyunca da çok ciddi pozitif ayrışmış bir Türk piyasası vardı. İşte bunun bir bence negatif tarafını gördük diye düşünüyorum. Hani ben artık yavaş yavaş bu hafta bence dengelenme haftamız hani bu seviyelerde olur. Çünkü hani ben hep şu not artışı olduktan sonra son not artışı, hı hı, hani oranın en üst seviye olabileceğini, oradan sonra düzeltmenin gelebileceğini zaten hani çok uzun zamandır hep telaffuz ediyoruz. Ama evet, belki de düşündüğümüzden çok daha sert ve hızlı bir düzeltme geldi esasında piyasaya. Hani bu gelirken bir yandan da yabancı satışı da yedik. Ondan sonra dolayısıyla hani bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman artık hani benim o düşündüğüm böyle 2.9 dolarlara doğru endeksin artık yavaş yavaş geri çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bence hani zamanlama olarak daha tam zamanı gelmemiş olabilir ama artık bence alma noktalarına yakın olduğumuzu açıkçası düşünüyorum. Özellikle de yakın bir vadede bence en geç Kasım ayında da bir faiz indirimi de yaşamamız gerektiğini hani düşünen taraftayım.